Yalnızca bir tane dünyamız var. Bu yüzden ona iyi davranmamız gerekiyor. Burada başarmak istediğim şey, insanları yeniden kullanım kültürüne döndürmek. Merhaba Katar 365'e hoş geldiniz. Ben Adel Halim. Bu bölümde sakla samanı, gelir zamanı diyoruz. Birinin çöpü, bir diğerinin hazinesidir. Bunlar sürdürülebilir yaşam yoluyla çevreyi korumanın yeni bir kavram olmadığını gösteren bazı atasözleri. Aslında bu, kültür ve etnik kökenleri aşarak nesilden nesile aktarılan bir şey. Bu yıl Mart ayında başlayan, Müslümanlar için kutsal Ramazan ayındakiler de dahil, Katar'daki yepyeni girişimlerden bazılarını keşfettim. Doğan'ın eğitim şehrinde güneş batarken 1500 kişi oruçlarını birlikte açmak için bu çadırda toplanıyor. Çevre dostu bir dokunuşla. Bu iftar biraz özel çünkü sıfır atık hedefine ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu etkinlikte gıda atığı olmayacağı gibi ambalaj atığı da olmayacak. Tüm bu döngüde ambalajlar kompostlanabilir ve biyolojik olarak parçalanabilir malzemeden ve tüm fazla gıda atıkları ayrı bir kutuya gidiyor ve kompostlanıyor ve eğitim şehri çevresinde kullanılıyor. Ramazan ayında kendine hesaplaşmak için kazanılan zamanın yanı sıra Müslümanların birlikte ekmek yenen büyük bir topluluk oluşturma yönü de öne çıkıyor. Eğitim şehrindeki bu sıfır atık iftarda tüm gıda malzemelerinin kompostlanmasını ve geri dönüştürülmesini sağlayarak topluluğun karbon ayak izini azaltmak için ortak bir çaba sarf ediliyor. İnsanlar yemeklerini bitirir bitirmez kalkıp dışarı çıkıyorlar ve burada iki ayrı çöp kutumuz var. Biri kuru atıklar, yani gıda ambalajları için, diğeri de kalan yiyecekler için. Gıda atıkları toplanıyor ve bu kompost makinesine götürülüyor. 24 saat boyunca çevriliyor, 14 gün dinleniyor ve sonrasında komposta dönüştürülüyor. Sıfır atıklı bu iftar, şehir merkezinde hayata geçirilen çevre dostu girişimlerden biri. Bunlar okul atölyelerinde kullandığımız sanat eserleri. Çocuklara eşyalarımızı çöpe atmak yerine yeniden kullanabileceğimizi göstermek için plastik ve geri dönüştürülmüş kağıtları bir sanat eserine dönüştürüyoruz. Ayşe Elmadit, bunun gibi çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan küçük eylemlerin büyük bir etki yaratabileceğine inanıyor. İnsanları gezegene öncelik vermeye teşvik etmek amacıyla 2018 yılında Katarlı gençlere yönelik Greener Future adlı girişimi kurdu. Bu, çevreye dikkat etmem ve bu bilinci yaymam gerektiğine dair bir mesaj. Ancak bunu insanları yargılamak için değil, onlara bunun neden önemli olduğunu açıklamak için yapacağız. Çünkü bu bizim çevremiz ve bizim gezegenimiz. Başka bir gezegenimiz yok. B gezegeni yok. Değişim yaratmak isteyenlerin seslerini duyurmak için gençler tarafından gençler için kurulan bir platform olarak 2019 yılında başladık. Gezegeni korumak, Birleşmiş Milletler'in 2015'te kabul edilen 17 sürdürülebilir kalkınma amacı için temel bir hedef. Obeyse Salih'i bu hedeflere ulaşmak için Körfez'de gençlerin öncülük ettiği tek Birleşmiş Milletler iyi uygulamalar girişim olan SD Generation Network'ün başlatılmasına yardımcı oldu. Her şey hedeflerin farkında olmakla başlar. Her şey sorunun ne olduğunu bilmekle, masaya nasıl çözümler getirebileceğimizi bilmekle başlar. Gençlerin masada yer alması gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Ve elbette işbirliği yapmak ve aynı hedeflere yönelmek sürdürülebilir kalkınma için harika bir adımdır. İftar çadırlarına dönecek olursak, sıfır atık hedefi hala üzerinde çalışılan bir konu. Ancak topluluk liderleri gezegeni korumaya kararlı. Bir hadise göre hiç kimse kendisi için istediği şeyi kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş sayılmaz. Yani siz o suyu nasıl istiyorsanız, arkanızdaki ya da yanınızdaki kişinin de onu öyle istediğini düşünmelisiniz. Bu egzersizde insanların yemek yerken sürdürülebilir olmayı, israf etmemeyi, tabaklarında ne varsa bitirmeyi hatırlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Süleyman Bah bu toplu iftarın düzenlenmesine yardım etti ve bunun inancının gereği olduğunu söylüyor. Başkasını da düşündüğünüz sürece sadece ihtiyacınız olanı alırsınız. Kur'an'da ye ve iç diyen pek çok ayet var. İhtiyacınız olan tek şey bu ama israf etmeyin. Çevreye zarar vermeden yalnızca ihtiyacımız olanı alma fikrinin İslam'da çok derin kökleri var.
Bu nedenle Bedevi bir çevre aktivisti, Katar'daki herkesi bir ağaç dikmeye ya da bir ağacı sahiplenmeye çağırıyor. Yerel bilgi birikiminin gezegeni korumak için kullanılabileceğine inanma nedenini öğrenmek için Ali Talep El-Henzap'ın doğanın yaklaşık bir saat batısındaki çiftliğine geldim. Ali, gezegeni koruma projesine neden bu kadar inanıyorsun? Bitkileri oksijen fabrikası olarak görüyoruz. Allah korusun, bitki örtüsü olmasaydı canlılarımız tehlike altında olurdu. Bugün çiftlik hayvanlarını hava koşullarını garanti altına almak ve havanın temizlenmesi için çeşitli bitki ve ağaçlar yetiştiriyoruz. Toprağı, doğayı ve suyu işlemeye ve korumaya yönelik geleneksel yöntemler bize neler öğretebilir? En önemli unsur kültürlü olmamız gerekiyor. Çöle giden insanlar çevreye zarar vermemeli ya da çevreye düşman olmamalı. Oraları bulduğumuz gibi bırakmalıyız. İkincisi, bitkileri geldikleri yere göre toprağa ekiyoruz. Dağlardaki bitkiler dağlara aittir, çöldeki bitkiler çöle aittir vesaire. Üçüncü olarak ağaçları tarım sezonu boyunca yıldızların konumlarını ve yağış alan alanları göz önünde bulundurarak seçiyoruz. Bu yaklaşım ihtiyaç duydukları ilgi ve bakım miktarını azaltıyor. Dedeleriniz doğayla uyum içinde yaşama konusunda size neler öğretti? Hayatım boyunca ayaklı bir okul gibi gördüğüm büyük babamla yaşadım. Bana pek çok şey öğretti. Öğrendiğim ilk şey içinde yaşadığımız doğanın evimiz, yaşam biçimimiz ve varlığımızın özü olduğuydu. Bu nedenle elimden geldiğince özgün su kaynaklarını ve yeraltı suyunu ve ağaçları onları kesmek zorunda kalmadan korumak zorundaydık. Topraktan ihtiyacımız olanı aldık ve geri kalanını gelecek nesillere bıraktık. Sürdürülebilirlik tam da bunu gerektirir. İçgüdüsel olarak buna göre çalıştık. Gençleri iklim değişikliğine karşı harekete geçmeleri için teşvik etmek neden önemli? Bugünün gençleri varoluşun merkezidir. Onlar gelecek neslimiz ve iş gücümüzdür. Bugün gençler her yerdeler. Onları bu çevrenin kendilerine ve gelecek nesillere ait olduğu konusunda aydınlatmak çok önemli. Çocuklarımız gelecekte çevresel sorunlarla karşılaştığında hemen çözüm bulamayabilir. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki herkese bir mesajım var. Ağaç dikin. İster nehir kenarında, İster çiçek açan tarlalarda, hatta çatılarda olsun. Ağaç dikmek hayati önem taşıyor çünkü yaşamlarımız onlarla iç içe. Tek kullanımlık plastikler ve ambalaj atıkları, okyanuslara ve atık sahalarına giden milyonlarca çöpün en büyük sorumluları. Bunu azaltmanın çözümü ise oldukça basit. Çevre dostu ya da biyolojik olarak parçalanabilen ürünleri tercih etmek. Katar'da şirketler plastikleri sonsuza dek yok etmenin yollarını buluyor. Leyla Ümeyra, dünyada büyük değişimlere imza atmak isteyen küçük şirketlerle bir araya geldi. Bu peletler bir zamanlar kompost ve gıda atıklarının bir karışımıydı. Ham madde olarak makineye giriyor ve saniyeler içinde biyolojik olarak parçalanabilen çatal bıçak takımı olarak çıkıyor. Çevre dostu tek kullanımlık bu ürünler Katarlı startup Enevra tarafından üretiliyor. Her şey 2019 yılında Saud El Emadi ve Abdullah Şad henüz mühendislik öğrencisiyken başladı. Kağıt pipetlerin kullanıldığı bazı kafelere gittik ve bu pipetlerden içmek gerçekten çok zordu. Kafe sahiplerine iyi bir çevre dostu alternatif sunma fikrini önerdik ve çok ilgilendiler. Saud ve Abdullah farklı malzemeleri test ettikten sonra avokado tohumlarının diğerlerine göre daha kısa sürede doğalarak çözüldüğünü fark etti. Bu da genç girişimcilerin aklına bir fikir getirdi. Avokado tohumları onu aynı zamanda gübre yapılabilir ve biyolojik olarak parçalanabilir bir biyoplastik yapan temel bileşene sahip önde gelen atık malzemelerinden biri. Ve bu iş şimdiye kadar meyvelerini verdi. Enevra'nın biyolojik olarak parçalanabilen çatal bıçakları fabrikadan çıkıp Katar'ın dört bir yanındaki kafe ve restoranlara ulaşıyor. Ve daha fazla şirketin tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmeye başladığı düşünüldüğünde Enevra ile ortaklık kurma kararı işletme sahipleri için hiç de zor değil. Enevra ürünlerine geçerek bir yıl içinde biyolojik olarak parçalanabilen daha kaliteli, çevre dostu bir ürün seçmiş oluyorsunuz. Böylece çevrenin korunmasına ve plastik atıklarının azaltılmasına katkıda bulunuyorsunuz. Ayrıca diğer çevre dostu ürünlere kıyasla fiyat açısından da çok rekabetçi bir ürün seçmiş oluyorsunuz.
ileri dönüşümden yeniden kullanıma. Victoria Hamade, Doha'nın bir başka bölgesinde çevre dostu işletmesi Refill to Save'in siparişlerini yetiştirmekle meşgul. Bu startup, insanları plastik şişeleri sattığı temizlik ürünleriyle doldurarak yeniden kullanmayı teşvik ediyor. Victoria, el sabunundan çamaşır deterjanına ve yer temizleyicilerine kadar tüm ürünlerini müşterilerin ayağına getirerek işlerini kolaylaştırıyor. Burası dolum istasyonu, arabanın içinde. Mobil olmak istediğimiz için sadece Doha'da kalmamak, yakınlardaki diğer belediyelere de gitmek istiyoruz. Müşterilerimiz için elverişli olmak önemli çünkü onların zihniyetlerini değiştirmelerini istiyoruz. Bugün mobil dolum istasyonu Katar Vakfı'nın Ansaj Akademisi'ne park etti. Ve hem öğrenciler hem de öğretmenler seçtikleri temizlik ürününü doldurmak için kendi boş plastik şişelerini getirdiler. Okul için Victoria ile işbirliği yapmak, aynı zamanda öğrencilere eğitmenin ve onlara küçük yaşlardan itibaren çevre dostu küçük alışkanlıklar aşılamanın bir yolu. Gençlere eğitmek, toplumu daha az tüketen bir döneme geri döndürmeyi uman Victoria'nın misyonunun daha büyük bir parçası. Burada gerçekten başarmak istediğim şey, insanların yeniden kullanım kültürüne geri dönmesi. Çünkü onlarca yıl önce yaptığımız şey buydu. Cam şişeleri süt ve diğer tüketim malzemeleri için yeniden kullanırdık. Sonra çöpe atma kültürü yaygınlaştı. Yeniden kullanmaya geri dönmemizi istiyorum. Yeşil parmaklardan yeşil çözümlere ve umarız daha yeşil bir geleceğe uzanan bu bölümümüzü beğendiğinizi umuyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Katar 365'in bir sonraki bölümünde görüşünceye dek. Hoşçakalın. 365.